insanları gelip o tekkede sizin gibi, bizim gibi irşat ve hidayet oluyorlar. Bulgaristan'da var, Sırbistan'da var, Sırbistan'da neydi o, Boşnak şehri? Bosna Saray, Saraybosna, orada tekkelerimiz var, Avrupa'da 160 yerde tekkemiz var. Bu bakımdan muhterem devletli kardeşlerimiz, elini açınca çoluk çocuğunuza, konu komşunuza, ev ahlisine de duyurun, dua etmek hepimizin üstüne borçtur, Allah hepinizden hoşnut razı olsun. Uzaktan yakından gelen kardeşlerimizin Rabbim muradına nail etsin, ev saadeti versin, sıhhat afiyet versin, helal rızık versin. Allah hepinizin ziyaretlerini kabul etsin. Hoş geldiniz, safa geldiniz. Şarkta diyorlar, başımızın gözümüzün üstüne geldiniz. Siz de başımız ve gözümüz üstüne geldiniz. Allah hepinizden razı olsun. Hadi buyurun. Elhamdülillahi Rabbil Alemin vel akibeti lil muttakin ve salatu ve selam ala Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain sallallahu Seyyidina Muhammed sallallahu tabibi kulübine Muhammed sallu ala şefi zünubine Muhammed Allahümme sallallahu Seyyidina Muhammed'in Seyyidina Adem'e Seyyidina Nuh'u Seyyidina İbrahim'e Seyyidina Musa ve Seyyidina İsa, Seyyidina Danyal, Seyyidina Eyüp, Seyyidina Çerçi, Seyyidina Zekeriya, Seyyidina İsa, Seyyidina Yuşa ve Cemil Melaiket-i Mukarrabin ve Cemil Enbiya-i ve Mürselin, Salavatullahi Selamu Aleyhi Mecmain. Biraz önce yaptığımız duayı Allah kabul etsin. Şuraya uzaktan yakından teşrif buyuran kardeşlerimizi iki cihanda aziz etsin. Çoluk çocuk sıkıntısı, ev saadeti nasip etsin, sıkıntısından def edip, çoluk çocuk sıkıntısından def edip, yuvalarımıza saadet nasip etsin, hayırlı rızıklar versin, hayırlı geçimler versin. Bir insan yuvasında sıhhat selamette olursa, ahiretine huzuru kalbiyle çalışır. Bugünkü sohbetimiz izin dönüşü sohbetinin birinci haftası oluyor. Sohbetimizin ismi Ulul Azim Peygamber olan Adem Safiyullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin çektiği meşakkatler ve evlatlarına düşen kutsal vazifeler. Adem Safiyullah ne gibi meşakkatler çekti, bize ne miras bıraktı, evlatları olan bizlere onun saadetli hayatından ne gibi kutsal vazifeler düşüyor, dilimizin döndüğü kadar biiznillahi teala anlatmaya çalışacağız inşallahü teala. Sohbetimize girmeden bir münasebetle ailelerimizdeki çocuk meşakkatı, karı koca münasebeti dolayısıyla yapılan bir yakın bir iki gün içinde yapılan bir sohbetten ibret alınması lazım gelen meseleyi kendi kendimize düşündük. Hamdolsun
Bunun cevabını kitapta bulduk. Yapacağımız sohbet, Peygamberler Tarihi Ansiklopedisi 1. cilt. Adem Aleyhisselatü Vesselam'ın saadetli hayatını 70 tane eserden çıkarmışlar. Kardeşlerimizle inceledik. 25 tane eser Kur'an'a Azimüşşan'ın tefsiri mahiyetinde. 70 eserden devletli babamız, kıymetli validemiz Havva anamız hakkında 70 eserden bu mübarek bahis hazırlanmış. 2 gün içinde aile münasebetlerinde meydana gelen üzücü hadiselerden cevap aramaya kalktık. Kurtuluş necat nedir? Çocuklarımızın sıkıntısı nasıl def ederiz? Anaya babaya ne vazife düşer? 2-3 gün içinde konuştuk. Onu hamdolsun Adem Aleyhisselam'ın bahsinde 21. sayfa, 44. sayfa, 46. sayfada bunun cevabını bulduk. Sohbete başlamadan önemine binaen önce bunu arz etmeye çalışacağız inşallahü teala. Böyle çapraz bakınca size ışık diğer geçer gider. Halbuki şöyle olursa tam kalbinize saplanır. Siz çaprazlama oturursanız sohbet çapraz geçer sizden, değer geçer. Karşıya oturursanız kalbinize, vücudunuza yayılır. Tabii ahir zamandır, çocuklarımızın çilesi zordur. Ana baba olarak çocuklarımızın vazifesi üzerimize Allah-u Teala ve Tekeddes Hazretleri tarafından verilmiştir. Her ne kadar üzücü hadiseler vukuğa gelse de Rabbim Teala anaya babaya dayanma gücü verir, çocuklarını terbiye eder. Şimdi konuya giriyorum. Bu özel bir sohbet gibi oldu. Anaya babaya düşen vazife nedir? Bu devirde yaramaz çocuklarımız için ne yapmak lazım? Adem Aleyhisselam'ın bahsinde 3-4 yerde bunu buldum. Önce bunu hasreten arz ediyorum. Sohbetin içinde bu konu kaybolun, dikkatinizi çekemem diye korktum. Bunu başa aldım. Allah-u Teala çocuklarımıza sabır versin. Anne babaya idrak versin. Mesuliyet duygusunu anlamak, yaşamak nasip etsin. İnsanın kendi hayatı Allah-u Teala'nın katından verilmiş kutsal bir vazife olduğu gibi evlilik hayatı dahi Allah'ın emriyle inkişaf etmiş fıtratullah olan Allah'ın dininden bir parçadır. Adem Safillah Aleyhisselatü Vesselam'ın saadetli hayatını anlatırken göreceğiz ki Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Adem Safillah dahi hayatının en önemli döneminde Havva annemizi Rabb-i Teala yaratmış, evlilik hayatını Cenab-ı Peygamber yaşamış ve evlatlarından katil vukuğa gelmiş, içkiler, oyunlar, çalgılar, peygamber olarak kavmine gönderilmiş, kendi zürriyetine, kendi evlatlarına, hem baba sıfatıyla, hem ilk gönderilen peygamber vazifesiyle evlatlarını irşad etmeye çalışmış. Velakin fıtratullah olan Allah'ın dinini bırakan insanlar şeriat-ı ilahiyeden çıkmışlar, azgınlıklar yapmışlar, kan dökmüşler,
çirkin işler yapmışlar. Nuh tufanına kadar bu iz sürmüş. Nuh aleyhisselamın tufanında Adem safirlan zürriyetinden Allah'a isyan eden insan, kadın, erkek tufanda helak olup gitmişler. Demek ki insan hayatında, evlilik hayatında saadetler olduğu gibi üzücü, sıkıntılı, ızdıraplı, çileli hayatta vardır. Enes bin Malik Hazretleri rivayet ettiği hadis-i şerifte Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor: Fıtratullah Allah'ın dinidir. İnsanların yaratılışındaki fıtrat, tavuk yumurtlar, inek süt verir, şeftali ağacı meyve verir, kavak upuzun evlerimizde kullanmayı yarar bir malzeme yetiştirir. Hakeza insanoğlu da fıtratullah da yaratılışındaki ilahi kabiliyette Allah'ın dinini yaşayacak, yaşattıracak kabiliyette yaratılmıştır. Onun için Resul-i Kibriya buyurdu ki her doğan İslam fıtratı üzere doğar. Her çocuk İslam hayatını yaşayabilecek kabiliyette doğar. Sonra ebeveyni onu Yahudi, Hristiyan ve dinsiz yapar buyurmuş. Demek ki bütün doğan çocuklar Allah'ı bilecek, şeriatı yaşayacak kabiliyette yaratılmış, Kur'an-ı Azimüşşan'ın hükümlerine uyacak şekilde yaratılmış. Ama cemiyet dediğimiz sosyal hayatımız, değişik devletler, değişik dini inançlar, değişik cemiyetler, Hristiyanı var, Yahudisi var, komünisti var, inananı var, inanmayanı var, filozoflar, değişik felsefeler, İslam fıtratı üzerine doğan çocuğu Yahudi dini üstünde Musevi, Hristiyan dini üstünde İsevi veya materyalist felsefeye dalmak suretiyle dinsiz, imansız insan yaparlar. Nasıl ki yaratılan her canlının fıtratında kutsal bir vazife varsa, tavuk yumurtlar, koyun hem yün verir, hem süt verir, hem yavru verir. Nebatat, patlıcan, domates yaratıldığı fıtrat üstünden sebze verir. İnsanlar da yaratılışında noksan yaratılmamış ve lakin cemiyetler, insanlar, kötü arkadaşlar, insanın ahlakını bozmak suretiyle Allah'a isyankâr olmasına sebep olmuştur. Enes bin Malik Hazretleri'nin hadisinde fıtratullah Allah'ın dinidir. Bütün insanları ezelde kabul ettikleri tevhid itikadı üzere yaratılmıştır. Allah'ın varlığını bilir, birliğini bilir, peygamberleri kabul eder. Çünkü her doğan çocuk İslam'ı idrak edecek kabiliyettedir. Eğer böyle olmasaydı peygamberler bu alemi nizamda gönderilerek tevhid dini olan Allah'ın vahdaniyetine, birliğine davet edemez. Kimse de bu hukuku anlamazdı. Şu halde doğan bütün çocuklar Afrika'sı, Amerika'sı, Kanada'sı, Endonezya, Polonya hangi millet olursa olsun Müslümanlığa uygun elverişli olarak dünyaya gelir. Bunları sonra anaları, babaları, Hristiyan, Yahudi, kötü arkadaşları, bozuk düzenli cemiyetler dinsiz, imansız yaparlar. Hadis-i şerifte Müslümanlığın yerleştirilmesinde ve yok edilmesinde en mühim işin
gençlikte olduğu bildirilmiştir. Şimdi konuya giriyoruz. Hadis-i şerifte en mühim işin gençlikte olduğu bildirilmiştir. Evlat, ana, baba elinde bir emanettir. Her Müslümanın, her insanın canı Allah'a ibadet edecek şekilde emanet yaratıldığı, bulunduğu gibi evlerimizdeki hanımlarımız, çocuklarımız da bize Rabbimizin bir emanetidir. Çocukların temiz kalpleri kıymetli bir cevher gibidir. Mum gibi her şekli alabilir. Mum gibi ışık verebilir. Küçük iken hiçbir şekle girmeyip temiz bir toprak gibidir. Nasıl temiz güzel bir toprağa ne ekersen yetiştirir. Gençliğindeki bir İslam fıtratı üstünde yaratılmış çocuğa da İslamiyet'in hakikatları idrak edilerek terbiyetle öğretilirse toprakta hurma da yetiştiği gibi, şeftali, kiraz, elma da yetiştiği gibi İslamiyet'in hakikatları o çocuktan neşve nüva bulur. Böyle toprağa hangi toprak ekilir, hangi tohum ekilirse onun meyvesi hasıl olur. Şimdi dikkat edin lütfen muhterem kardeşler, gözümüzün nuru kardeşler. Böyle toprağa hangi tohum ekilirse onun meyvesi hasıl olur. Çocuklara iman, Kur'an, Allahu Teala'nın emirleri öğretilir, yapmaya alıştırılırsa din ve dünya saadetine ererler. Yaratılış bu. Allah noksan yaratır, hem de ona hesap sorar, hem de ona azap eder. Allah'ın haşa azametine böyle bir düşünceyle düşünmek bizler için yakışmaz. Bir ana baba evladına kıyamazken mükevvenatın haliki Allahu Teala kullarına azap eder mi? Onları çirkin yaratır mı? Onları cehenneme girecek şekilde kötülükler kalplerine doldurur da İslam'dan uzak eder mi? Haşa! Bir insanın en az itikadı öyle olması lazım gelir ki bütün peygamberleri bir araya getirsen, bütün evliyaları bir araya toplasan, bütün iyi insanları, alimleri bir araya toplasan Allah'ın azameti bunların hepsinden üstündür. Ben sual sorsam, İbrahim Aleyhisselam hırsızlık eder mi? Haşa! Musa Kelimullah yalan söyler mi? Haşa! İsa Aleyhisselam haram yer mi? Haşa! E peki Allah kullarına çirkinlikleri yaptırır, yaptırır, sonra hesaba çeker mi? Haşa! Kötülükleri, çirkinlikleri insan kendisi seçer, yapar. Onun için kitaplar gönderilir. Onun için peygamberler gönderilir. Onun için hoca efendiler, ulemayı, izam, alimler insanları sıhhat selamet doğru yola götürmek için ömürlerini sarf ederler. Çocuklara iman, Kur'an-ı Kerim, Allahu Teala'nın emirleri öğretilir. Geriye döndüm. Yapmaya alıştırılırsa dünya ve din saadetine ulaşırlar. Bu saadetle anaları, babaları, bu saadete hocaları, bu saadete ortak olurlar. Kıymetleri anaya babaya ne kadar mesuliyet düşüyorsa hocalara da o kadar mesuliyet düşer. Hocalar mahallenin, köyün, kazanın, şehrin insanlarını doğru yola götürmek için ilim tahsil etmiştir. Bir hoca yalnız geçip mihrapta namaz kıldırmakla mükellef olduğu gibi benim cenazemi gömmekle, anamın babamın cenazesini gömmekle,
onların arkasından Kur'an mevlid okumakla, çocuklarımıza Kur'an'ı, İslam'ı, akideleri öğretmekle mükelleftir. Doktorlar hastanede sıhhati sağladığı gibi, devlet memurları her türlü işimizi yaptığı gibi, hoca efendilerin işi yalnız mihraba geçip namaz kıldırmak değildir. Ben sana, sen bana imam olarak namaz kıldırabilirsin. Asıl hocaların vazifesi, hastanedeki doktor sıhhatimize nasıl yardım ediyorsa, hoca efendiler de sakallı, bıyıklı bizlerin dini noksan ilimlerini öğretmeye, çocuklarımızın dinini kamil bir şekilde terbiye etmeye mükelleftir. Mahallemin imamı, misal olsun Mahmut Hoca, mahallenin düzeninden Allah buna sual sorar. Geçimden hocaya şikayet edeceğim. Benim hanım beni dinlemiyor, hocam gel bir evde nasihat et diyeceğim. Anne baba kavgasını hocaya anlatacağım. Kazancımın noksanına, helalına, haramına hocaya soracağım. Ben şöyle bir ticaret yapıyorum hocam, bu dinimde uygun mudur? Allah bunu bana sorar mı? Helal mı, haram mı? Biz bunu soracağız, hoca bunun içindir. Beş vakit namazı kıldırır, evine gider yatar, bu hoca işi değildir. Hocanın işi mahallenin, köyün, şehrin bulunduğu semtin dinini, imanını kuvvetlendirmeye, muhafaza etmeye memurdur. Misal, benim Gavs'ım Adıyaman vilayeti Çahtır kazasının Menzil köyünde hocalık nasıl olur gösteriyor. Her hafta evine 3000-5000 insan geliyor, yemeklerini yediriyor, dertlerini dinliyor, sıhhat selamet çocuklar için hayırlı dualar yapıyor. Bir kazanın, bir köyün imamı olduğu halde Türkiye'ye, dış ülkelerde bulunan ümmeti Muhammed'e, Endonezya, Malezya dahil, Amerika'daki ümmeti Muhammed'e dahi İslamiyet'i öğretiyor. Evinde her hafta 5000-10000 kişi yemek yiyor. Velev ki bir dilim ekmek versin. Bu bizim hoca, Menzil'deki hoca efendi, yani Sultanımız Abdülbaki Hazretleri hocadır da bizim Mahmut Hoca hoca değil mi? Ya da kürsüye çıkardılar seni göstermek için. Sen de koştun geldin. Menzil köyünün imamı cihana güneş gibi ışık verirken Mahmut Hoca da bulunduğu yere ışık vermeye mecbur. Onun için çocuklarımızın gençliğinde ana baba onun dininden sorumlu olduğu gibi hocalar da sorumludur. İşte elimdeki kitap Adem Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı sayfa 21, Peygamberler Ansiklopedisi 1. cilt 21. sayfada. Evet, ana, baba, hoca, çocukların, insanların dinini öğretmede, mahallede, şehirde, köydeki geçimsizlikleri düzeltmede, dirilerimize duada, ölülerimizi gömmede, kabirlerinde okumakla mükelleftir. Bunun için hoca oldu, bu doktor oldu, gidiyorum beni muayene ediyor. Bu da mühendis, binalarımı yapıyor. Bu da belediye reisi, o şehrin içtimai hayatında nice işleri icra ifa ediyor. Eğer bunlar öğretilmez, alıştırılmazsa
bedbaht olurlar çocuklarımız. Yapacakları her fenalığın günahı ana, baba, hocalarından verilir. Şahit gelsin bir tane. Hocalara da verildiğine şahit istiyorum. Bir kişi gelsin, kitaptan okusun. Gel. Doğru okuyor muyum? Yanlış okuyor muyum? Şahitlik et. Bunlar öğretilmez, alıştırılmazsa bedbaht olurlar. Yapacakları her fenalığın günahı ana, baba, hocalarına da verilir. Oku. Ana. Ana, baba ve hocalarına da verilir. Başka şahit biri daha gelsin. Oku. Bunlar öğretilmez. Bunlar öğretilmez ve alıştırılmazsa. Canlı canlı oku. Bunlar öğretilmez ve alıştırılmazsa bedbaht olurlar. Yapacakları her fenalığın günahı ana, baba ve hocalarına da verilir. Mahallenin günahı senin boynunda. Çocuğun dinini öğretmeye, Kur'an'ını öğretmeye, benim ölümü gömmeye, parayla değil hocasın, ücretini alıyorsun, devlet memurusun, anama Yasin okumaya, evdeki kavgayı sulh etmeye sen de mecbursun. Eğer bunları öğretmezsen, ana baba hocalarına günah verilir. Siz hoca deyince namaz kıldırıp eve gitmeyi zannediyorsunuz ya, biz de kendimiz namaz kılarız. Daha şahit getireyim mi 2-3 tane, sen de oku hocam. Oku bakalım şunu. Öğretilmez ve anlatılmazsa bedbaht olurlar. Yapacakları her fenalığın günahı ana, baba ve hocalarına da verilir. Hoca inandı ki verilir. Hocayı da şahit tuttu. Halbuki hocalar ne içtimai, sosyal, dini vazife varsa zarf içinde konulacak paraya bakıyorlar. Hayır. Sen hoca olarak rızkını Allah veriyor. Bizim evin, çocuğun, karımın, anamın geçimsizliği, kavga, dövüş, dinini öğretmeye mükellefsin. Kilisenin papazı nasıl Hristiyanlığın islahı için çalışırsa, mahallenin imamı da mahallenin dininden sorumludur. İşte kendi de okudu. Biz alıştırdık cebine para koymaya. Hayır, devlet memuru olduğu gibi Allah'ın memurudur. Hiç para vermeden benim evdeki geçimsizliği düzeltmeye hoca mükelleftir. Para vermeyi biz öğrettik. En ufak şeyde cebine para koya koya hocalar para bekler hale biz getirdik. İki çocuk okutuyoruz, para veriyoruz. Hayır, mahallenin çocuklarını okutmak bunun işidir. Allah-u Teala Sure-i Tahrim 6. ayeti celilede kendilerinizi evlerinizde, emirlerinizde olanlara ateşten koruyunuz buyuruyor. Evlerinizde, emirlerinizde hizmeterim varsa, hizmetçim varsa, hizmetçi kızım varsa, onları da evdeki şahıs, ailenin reisi, onları da korumaya, rızıklarını vermeye mükelleftir. Bir babanın evladını cehennem ateşinden koruması, dünya ateşinden korumasından daha mühimdir. Cehennem ateşinden korumak da imanı, farzları, haramları öğretmek,
ibadete alıştırmakla dinsiz, ahlaksız arkadaşlardan korumakla olur. İşte şimdi dava çıktı. Gençlikte olduğu hadis-i şerife göre bu vazifenin gençlikte olduğu bildirilmiştir. Evlat ana baba elinde emanettir. Çocuk gençlikte düzelir, gençlikte bozulur. İmanı, haramları, farzları öğretmek, ibadete alıştırmak, dinsiz, ahlaksız arkadaşlardan korumakla olur. Bütün dinsizliklerin ve fenalıkların başı kötü arkadaştır. İnsan fıtrata muhalefet ettiği müddetçe, yani İslam olarak yaratılmaya, İslam'ı yaşamaya uygun olarak yaratıldığı halde bu fıtrata muhalefet ederek kötü arkadaşlar, kötü insanlar içerisine gönderdiği müddetçe Allah-u Teala'nın Rabbi olduğunu itiraftan ayrılmaz. İslam fıtratı üzere olmak ilahi ahd-i misakın bir alametidir. Biraz sonra ahd-i misakı anlatacağız. İnsanlar bu fıtratı muhafaza edip ona muhalefet etmekten sakınmak ile mükelleftir. İslam fıtratına yaratılışına uygun olarak yaşayanlar ezelde sen benim Rabbimsin, ben de senin kulunum. Ahd-i misaka verdiği söze sadakat göstermiş, bağlı kalmış olurlar. Bu misaka muhalefet edenler ise verdikleri sözde durmamış, imanlarından dönmüş olurlar. Şimdi görülüyor ki ana baba hoca gençlikte çocukların imanını, farzları, kurbanını, ibadetini, itaatini öğretmekle mükelleftir. Öğretmez, kötü arkadaşlara gönderirse anası, babası, hocası bu şerli işten, günahtan ortaktır. Babalar çocuklarına şefkat göstermeye, gezdirmeye, onların gönüllerini hoş tutmaya, çocuk olarak kalplerini fethetmeye mecburdur. Benim mensup olduğum aile, Şeyh'im Seyyid Abdülbaki Hazretleri ve kardeşlerinin evlerinde çocuklara gösterilen hürmet, saygı, İslam aleminin Kur'an ahlakı olarak onların sabrı, çocukların eğlencelerine müsamahası, Kavsımızın, Sultanımızın onları gördüğü yaramazlıkları göz yumması ve kırmaması, her gün dini İslam'dan tatlılıkla dinini öğretmeleri bize gösteriyor ki, sufiler siz de evlerinizde böyle yapın. Çocukları himaye etmek ana babanın işidir. Annelerin vazifesi çocuğa ilk dini terbiyeyi anne verir. Kur'an'a anne öğretir. Baba kız çocuklarına, oğlan çocuklarına hayız, gusül, abdest, İslam ilmihalinin hukuklarını öğretmekle mükelleftir. Hiçbir içimizdeki aile reisi, aile efradını toplayıp da namaz kıldırsın cemaatle, onlara hayızdan, gusülden, abdestten, teyemmümden bahsetsin, görülmüyor. Çocuklar televizyon başlarında, kötü arkadaşlarla sokak başlarında eroin, kokain içer hale getiriliyor. Ana baba bunlara asla takip etmiyor. Bir gün dinini ana baba öğretmiyor.
Baba doğru dürüst namaz kılmıyor ki çocuğa geçsin. Anası doğru dürüst örtünmüyor ki kızı da anası gibi olsun. Evlerdeki ana babanın perişanlığı çocukların ahlakının bozulmasının yegane sebebidir. Kendilerinizi evlerinizdeki emirlerinizde olanları ateşten koruyunuz. Sure-i Tahrim 6. ayeti celile anaya, babaya, hocaya kutsal vazife vermektedir. Hangimizin evine gidersek gazete, televizyon, çocuk oyunları, sabah çocuğu salıyoruz, akşam eve geliyor, arkadaşı kim? Kimle oturuyor? Kimle kalkıyor? Arkadaş, arkadaşı evliya da yapar, arkadaş, arkadaşı hırsız da, katil de, namussuz da yapar. Hiçbir baba sabah çıkan kızının peşine düşmüyor. Hiçbir ana, hiçbir baba sabah okula giden oğlunun, kızının peşine düşmüyor. Arkadaşı kimdir incelemiyor. Gençlik bitiyor, kötü ahlaka alışıyor. Allah'ın dini olan 7 yaşında namaz kılmak yerine türlü çocuk oyuncakları, türlü ahlaksızlara alışıyor. Sonra ana baba çocuğun elinden tutuyor. İşte hocaya, hacıya, şeyhe götürüyoruz, ıslah olsun. Sen ıslah etmedin ki, 90 bir yer kalmadı ki şeyhi dua etsin, hoca efendi öğretsin. Sen televizyonun başında o kanal, bu kanal, şu kanal, o parti, bu parti siyasetle uğraşırken size Allah'ın emaneti olan çocuklarınız perişan, dinsiz, materyalist, asrın en çirkin huylarına yönelmiş olarak bulunuyor. Allah sizi cennet ameli yapsanız da perişan kıldığınız çocukların hesabı yüzünden o çocuklar diyecekler, ya Rabbim babam beni memur etti, mühendis doktor etti ama bir gün dinimi öğretmedi ki, televizyon başlarında biz perişan kaldık. Ya Rabbim bunu cehenneme atmadan beni koyma diye şikayet edecekler. Buraya geliyorsunuz, canınızı korumak için çalışıyorsunuz. Evinizde cehennem hayatı yaşayan karılarınız, çocuklarınızdan bir haber gafil yaşıyorsunuz. Hadis-i şerifte insanın en mühim kurtuluşunun gençlikte olduğu bildirilmiş, evlat ana baba elinde emanet olduğu, insanların ahlakının düzelmesi çocukların terbiyesine bağlı olduğu halde onlar bir mum ışığı gibi kıymetli cevher gibi kalpleri yaratıldığı halde tohum hangi tohum, meyve hangi ağaçsa onu verip yetiştirdiği gibi evde aile terbiyesi, İslam ahlakı öğretilmeyip başı boş kalan çocuk Avrupa'nın Hristiyan ahlakını taklit etmede, televizyonlarda değişik çirkin hallerde eroin sattırılacak hale gelinceye kadar çocuklarınız perişan oluyor da siz saçınız sakalınızla burada canınızı korudum diyorsunuz. Halbuki Allah sizin her birinize evinizdeki ahlakı soracak. Baba olarak bir gün şefkat göstermeyen aileler var. Bir gün çocuğun elinden tutup gezdirmeyen babalar var. Çocuktur. Onların da hevası var, zevki var, arzusu var. Bir gün aile hukuk olarak çocuklarınızı alıp piknik gibi helal bir yere gidip de gülesiniz, oynayasınız, bir parka götürüp salıncağa bindiresiniz. Hangi baba yapıyor bunu?
44. sayfa. Pişmanlık dil ile olur, özür dilemek, istiğfar beden ve günahtan kaçınmak, tövbenin aslı, kökü bu üç şeyin hakikatindadır. Pişman olacak, dil ile özür dileyecek, beden ile günahtan kaçınacak. Cenab-ı Hak tövbe eden gençten daha sevgilisi yoktur. O genç kendi nefsinin arzularını kontrol altına alır, Cenab-ı Hakk'ın rızasını kendi hevesine tercih eder. Eğer bir ailede genç bir çocuk yüzünü Hakk'a çevirirse, ana babası o çocuğu terbiye ederse, İslam huyuna sokarsa, gökte melekler, havada kuşlar, denizde balıklar, çöllerde, sahralarda, denizlerde vahşi hayvanlar, aşağıda, yukarıda bulunan bütün varlıklar, hepsi o çocuğu sever. Ona yakın olmak isterler. Onun dileğini Cenab-ı Hak yaratır, ihsan eder. Sonra 46. Ahmet Namık Cami Hazretleri Miftah-ı Necat isimli kıymetli eserinde, kitabında son faslında buyuruyor: İyi bir arkadaş iki cihan içinde büyük saadettir. Siz çocuklarınızın, arkadaşlarının iyisini, kendinize iyi Allah yolunda bulunan arkadaşları seçmekle mükellefsiniz. İnsanlar içtimai, sosyal hayatı birlikte yaşarlar. Arkadaşsız insan hayatı olmaz. Babamız Adem Aleyhisselam en güzel bir mekan cennette bulunduğu halde kendisine insan olarak bir arkadaş bulunması lazım gerektiğini hissetti. Allah'tan bir arkadaş diledi. Allahu Teala Havva validemizi yaratarak ona arkadaş kıldı. İyi arkadaşa sahip olunca çok hamd etmeli, hep iyi kimselerle beraber bulunmalıdır ki kıyamette insanlar pişmanlık duymasın. Şu saçlı sakallı muhterem gözümün nuru kardeşler, yaşadığı hayatta kamil arkadaş, sohbet cemiyeti, hatme zikir cemaati, fıkıh öğreten, Kur'an öğreten, aklı selim ile terbiye eden arkadaşları bulmaya mecbur olduğu gibi, şu muhterem cemaat ve öbür duvar arkasındaki kadın cemaat, kızlarını, çocuklarını kamil arkadaşlarla oturup kaldırmaya, o arkadaşları seçmede ana baba olarak vazifelidir. Eğer öyle olmazsa, Kur'an-ı Kerim'de bu hal bildirilmiştir. Huzuru mahşerde pişmanlık çekilir. Kötü arkadaş sebebiyle insanın imanı dahi çalınır. Ondan çok uzak, kötü arkadaştan çok uzak durmalıdır. Arkadaşın iyiliği, kötülüğü mutlaka asıl nesep olan kamil bir aileden olabileceği gibi İslam'ı yaşayan temiz ailelerden de olması lazım gelir. Kızlarınız, oğullarınız çalışmaya gider. Bir gün arkasına düşüp arkadaşlarını kontrol etmezsiniz. Kızlarınız, oğullarınız okula gider, çantayı kapar gider,
evvel gelinceye kadar ne gibi ahlaklı, ne gibi bir ahlaksız işler yaptığından haberiniz olmaz. Okulda çalıştığım halde ahlakı bozulan kimselerin mesulü ana baba hocalardır. Annesi babası çocuğun çocukluk sıfatını bilip ona güzel ahlak vermeye, onu gezdirmeye, onu dinini sevdirmeye, ana baba şefkat göstermeye mecburdur. Bir baba sigara içerken oğluna nasihat ediyor. Oğlum sigara içme, pis bir şeydir. Şarap alkol içerken, bira içerken oğluna nasihat ediyor. Oğlum sakın bunları içme. Kendisi boş, avara kasnak, Allah için olmayan meclislerde oturuyor. Çocuk babasını aramaya gidiyor, kurathaneler, tavlalar, ıskambiller içinde. Babası diyor, oğlum böyle yerlere girme. Çocuk gülüyor. Yahu baba kötü bir şeyse sigarayı sen niye içiyorsun? Kötü bir şeyse alkolü...